Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi şirin, mi şirin mini ayıcık öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çünkü videomda bütün teknikleri en basit ve en kolay haliyle sizlere anlatıyorum ve öğretiyorum. Kullandığım malzemelerin listesini de bütün videolarımın açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Orada bulabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için de bana her zaman Instagram adresimden direkt mesaj yazarak ulaşabilirsiniz. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, içine elyafta doldurduğunuzda da çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi kafa ile gövdeyi dikerek birleştireceğiz. Fakat tam kapamadan önce az miktar daha elyaf gerekirse ilave edebilirsiniz. Çünkü ben çok fazla doldurmadım ki rahat dikebileyim diye. Çok fazla doldurursanız elyaflar buradan dışarıya taşacak ve dikişinizi engelleyecektir dolayısıyla çok fazla doldurmadım daha sonra az miktar daha ilave edeceğim şimdi bakın kafada e, burası ön tarafta e, zaten iğneyle de orta kısmı bırakmıştık kulaklarda bu pozisyonda burası ön taraf şimdi burası e, çalışmamızda gövdede arka taraf arkadaşlar burası arka burası ön taraf bakın daha düzgün duruyor ön tara. Burada çünkü sıra birleştirme yapmıştık ve spiral ördüğümüz için sıralarda da bir sıra kayma var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burası arka taraf, arkada kalacak. Burası ön, daha düzgün görünüyor. Şimdi bu parçaları dikerek birleştireceğiz. Şimdi parçanın kaymaması için öncelikle burada bir işaret koymanız gerekiyor. Şimdi burası kafanın ön orta noktası böyle aşağıya geliyorsunuz Burada da orta nokta burası oluyor Arkadaşlar şimdi burada gövdede de ön orta noktayı buluyorsunuz şöyle tutarsanız gövdenin ön orta noktasını da işaretleyerek burada bulacağız o da burası şimdi şöyle yapıyoruz yani ön tarafta böyle sabitlememiz gerekiyor bunun kaymaması gerekiyor arkadaşlar dikişi böyle yapacağız Dolayısıyla nereden başlayacağımızı belirlemek için iğne ile tutturmamız şart Şimdi yanlardan da ben biraz tutturacağım şöyle kaymaması için diğer taraftan da tutturuyorum düzgün ve orantılı dikebilmek adına şuradan da tutturacağım. Şöyle. Evet. Şimdi bakın ön burası. Bunu kaydırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Dikişi yaparken de dikkatli dikin. Şimdi şu el yapları biraz içeriye ittirelim. Evet, buradayız. Şimdi karşılıklı dikişlerden tek tek dikeceğiz. Bakın, buradan başlayacağız dikmeye. Önce bakın kafadan dikiyorum. Sonra ee, gövdeden dikeceğim kafadan dikiyorum sonra gövdeden dikiyoruz tek tek her dikişe dikiyorsunuz arkadaşlar bakın tek tek her dikişten teker teker dikeceğiz çünkü bu son sıralardaki e, sayılar aynı dikiş sayıları delik sayıları aynı kafada ve gövdedeki son sıraların aynı olması gerekiyor o nedenle dikerken e, birebir karşılıklı denk gelmesi lazım e, şöyle sıkıştırıyorum evet şimdi öğrettiğim gibi dikişe devam ediyorsunuz arkadaşlar ben de devam edeceğim e, tamamladığımızda da buluşacağız dikiş bittiğinde dediğim gibi elyafı yetersiz bulursanız az miktar daha ilave edebilirsiniz. Şimdi çalışalım ve sonucu görmek için burada buluşalım. Evet ben dikişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor çalışmanız bittiğinde. Şimdi sırada kollar var. Kol öreceğiz. Yine iki renkli iplik kullanacağız. Önce açık kahverengi iplikle örgüye başlayacağız. Sonra Kırmızı iplikle devam edeceğiz. Ve çalışmamız bittiğinde de örnekte gördüğünüz parçayı örmüş olacağız. Şimdi açık kahverengi iplikle örgümüze başlıyoruz. Sihirli halka ile çalışmaya başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi kısa ipliği çekeceğiz örgümüzü de tutacağız ortayı sıkıştırıyoruz ikinci sırada spiral öreceğimiz için sıra başına işaret yerleştiriyoruz 6 tane çift öreceğiz yani her dikişe 2 tane sık iğne öreceğiz 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sonuncu çifti örüyorum. Altıncı çifti de örmüş oluyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, 3. sırada tekrarlayacağımız bir grup var. 2 tane tek tek öreceğiz. 1 yanındakine 2. Şimdi çift öreceğiz. Aynı yere 2 tane. 2 tane tek. 1 2. Şimdi çift örüyoruz. 1 2 2 tane. Şimdi çift. 1 2 2 tane tek tek. 1 2 1 tane çift örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi iki sıra öreceğiz. 2 sıra her dikişe bir tane sık iğne örüyorsunuz. Her sırada da 16 16 sık iğne olacak. 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet iki sıra örgüyü tamamlıyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 6 tane tek tek öreceksiniz. Tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi 2 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltma 1 tane daha azaltma örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıranın sonuna geliyoruz. Sırada da toplam 14 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 7. sıraya geliyoruz. Her dikişe bir tane öreceğiz. Sadece 14 tane sık iğne öreceğiz. Her dikişe tek tek bir tane sık iğne örüyorsunuz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Ve 14 sıranın sonuna geliyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 5 tane sık iğne öreceğiz tek tek 1 2 3 4 ve bir tane daha 5 şimdi iki tane azaltma örüyoruz birinci azaltmam şimdi ikinci azaltmayı öreceğim ikinci azaltmam Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve sonuncuyu öreceğim. 5 Sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 4 sıra örüyoruz. Her dikişe bir tane sık iğne öreceksiniz. Her sırada da 12, 12, 12 ve 12 olmak üzere 4 sıra örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet 4 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi renk değiştireceğiz kırmızı iplikle devam edeceğiz. Son ördüğünüz dikişi geri alıyorsunuz. Tığınızda iki ilmek varken kırmızı ipliği geçiriyorsunuz bu iki ilmeğin içerisinden ipi alıyoruz. iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi ilk sık iğneyi örerken arkada şu kısa kırmızı ipliği şöyle tutuyorsunuz. Birlikte örüyorsunuz. Yani sonraki boş dikişten örmeye devam edeceğim. Bu kısa kırmızı ipliği de üstünden atıyorsunuz bu şekilde. ipi çekiyorum. 1. Şimdi burada açık kahverengi ipliği kesebiliriz arkadaşlar. Hemen keselim. Şöyle. Ve burada kısa iplikleri arka tarafta düğümleyerek bağlıyoruz. İçine ittirirsiniz kısa iplikleri iç tarafa itip e, örgünüzü engellemesin Yani ördüğünüz ipe karışabilirler şimdi ne yapacağız şimdi bu işareti de alabiliriz artık bir tane kırmızıyla ördüm toplamda 4 sıra öreceğiz her sırada 12 tane sık iğne olacak arkadaşlar 4 sıra örüyoruz 12 12 12 bir tane daha 12 örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet 4 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi içini de elyafla dolduruyoruz arkadaşlar. Buraya kadar doldurmanız yeterli. Kırmızı sıraların başlangıcına kadar içini dolduralım. Şimdi son sırayı öreceğim. Burada çok dikkatli izleyin beni. Örerek bu boşluğu kapatacağız Şimdi sonraki boş dikişin içinden tığı geçiriyorsunuz arkadaşlar ve burada karşı taraftaki ilk dikişin içinden geçiriyorsunuz bu şekilde bu bir altı tane böyle öreceğiz karşılıklı alarak bu şekilde örüyoruz bu iki devam ediyoruz 3 4 5 bir tane daha öreceğim 6 Evet 6 tane sık iğne ile kapatmış oluyoruz şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz şöyle ve ipi çekiyoruz bu parçanın aynısından arkadaşlar bir adet daha örüyoruz şimdi sıra geldi kolları dikmeye ben bir tanesini örnek olarak diktim bakın burada e, oyuncağın yan tarafını çeviriyorsunuz ve boyundan itibaren sayıyorsunuz arkadaşlar burayı bir sayarsak diktiğimiz sırayı 1 2 3 4. sıraya kolları dikeceğiz. 6 tane delik kullanacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz bir nokta daha var. Şimdi kollara baktığınız zaman şöyle bir şekil görmeniz gerekiyor içe doğru. Buralarda e, azaltmalar yapmıştık. 2 azaltma, 2 azaltma. Onun iç tarafa bakması gerekiyor. E pozisyon olarak kolları yerleştirirken buna dikkat edersiniz. Yani kolları yanlışlıkla böyle dikmeyin arkadaşlar. Böyle olması gerekiyor. Şimdi sıraları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. sıra. Şimdi 6 tane dikişi kullanacağımız için oyuncağa yandan baktığımızda ortalayacak şekilde yeri belirliyoruz arkadaşlar. Ve 6 tane dikişi kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha 6 6 dikişi kullanarak dikeceğiz. Bir geri geleceğim. Şuraya dikmek istiyorum. Evet. Şöyle güzel yerleştirelim. Şimdi ben önce baştan ve sondan tutturuyorum arkadaşlar bu şekilde. Önce baştan buradan başladım dikmeye. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. delik. Bu ipin çıktığı deliği de sayıyorsunuz. Bakın bu deliği de sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6. delik. Şimdi ipi çekeceğim ve şöyle bir yerleştirelim bakalım oyuncağımıza. Şimdi tek tek dikiyoruz. Gövdede bir tane, kolda bir tane dikiş gövdede bir tane kolda bir tane dikiş gövdede dikiyorum son şimdi burada ipliği düğüm yapmanız gerekiyor sökülmemesi için tam uçtaki dikişte şöyle bir düğüm yapacağım bakın halka oluşturuyorum çok çekmiyorum ipi şöyle bir halka kalsın o halkanın içinden iğneyi geçiriyorsunuz ve burada düğüm yapıyorsunuz. Sonra aynı noktadan geçiriyorum iğneyi ve artık kesebilirim. Evet. Bakın çalışmamın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi göz nakışı yaparak çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi burada siyah iplikle de nakış yapabileceğiniz gibi İsterseniz koyu kahverengi iplikle de yapabilirsiniz ton in ton olabilir ee, ama ben e, siyah iplikle nakış yapacağım arkadaşlar göz nakışını yapıyoruz şimdi nakışı yapmadan önce iğne ile nakış yapacağımız yerleri belirlememiz gerekiyor arkadaşlar şimdi bakın burada kafanın e, ortasını bulmuştuk bu işaretimiz burada gözler nerede olacak arkadaşlar? Gözler de bu kulaklarla, kulakların başlangıcıyla aynı hizaya gelmeli. Onu ölçersiniz. Hangi sıralara yerleştireceğiz? Bakın kulakların altındaki sıraları sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5. sıraya yerleştiriyoruz. Kulakların altında 5. sıra. Fakat buradan baktığımızda da kulakları diktiğimiz hizada burada olmasına dikkat ediyoruz. Tam ortası da burnu olacak arkadaşlar. Onu nasıl belirliyoruz? Gözlerin bir iki sıra altına ve ortaya gelecek şekilde işaretliyoruz. Şimdi buradan çıkaracağım iğneyi. Evet. Buradaki ipi biraz uzun bırakın arkadaşlar. Çok çekmeyin. Şimdi artık iğneyi alabilirim burada Şimdi burada ne yapacağım? E etamin işler gibi yapacağız arkadaşlar. Şurada e, dikişler var ya. Burada bir çarpı önce yapıyorum bu şekilde. Yani küçük bir göz olacak. Elinizde kilitli göz varsa küçük bir kilitli göz onu da takabilirsiniz. Ben kilitli göz olmayanlar için e, nakış nasıl yapılır onu öğretmek istedim ki herkes de kilitli göz olmayabilir. Şimdi çerçeve gibi etrafını geçeceğim. Bu şekilde. Bir kare çiziyorum yani etrafında. Şöyle kare geçeceğiz. Buradan da geçeceğim. Bu, kenarda, bu kenardan da bir çizelim. Evet. Şimdi karşı taraftan çıkarıyorum iğneyi. Evet. Şimdi aynı çalışmayı burada da yapacağız. Ne yapacaktık? Çapraz yine etamin işler gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şurada işleyeceğiz. Yine aynı şekilde çarpı yapacağım. Sonra da etrafından bir tur geçeceğiz. Kare ee, kare işliyorum etrafından geçiyorum buradan da buradan sonuncu kareyi yapacağım şöyle düzeltelim evet şimdi bu ipin e, ucunu bırakmıştık burada aynı yerden iğnenizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar şöyle ve tabi düzeltelim çalışmamızı Evet nakış böyle görünecek şimdi burada ipleri bağlıyorsunuz siyah ipleri bağlıyoruz ki nakışımız sökülmesin bozulmasın şimdi bu ipleri kesebilirsiniz şöyle ve tığla çekeceğiz bunları içeriye ki Gözükmesinler. Öyle hepsini birlikte çekiyoruz ve saklıyoruz. Evet, şöyle bir düzeltelim. Burayı da düzeltelim. Evet, bunu da alabiliriz artık orta noktayı. Evet, gördüğünüz gibi göz nakışını da yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kahverengi ipliği alalım. E, burun nakışı yapacağız. Evet, burun nakışı olarak belirlediğimiz nokta burasıydı arkadaşlar. Şimdi ipi oradan çıkaralım, tam orta noktadan buradan çıkaralım. Evet. Şimdi burada e, üç tane dikiş kullanmam gerekiyor. Şimdi ben buradaki 3 dikişi kullanırsam e, biraz sağa kaymış gibi olacağım tam ortalamanız gerekiyor. Yani 3 dikişin iki gözün arasını da ortalaması gerekiyor arkadaşlar. Bana göre 3 dikiş tam bu orta olacak. 1 2 yani bu ipin çıktığı bir dikiş yanındaki iki sonra üçüncüye bu şekilde yapacağız bir kere geçeceğiz bir kere daha geçeceğim aynı yerden bir kere daha geçeceğim 3 bir kere daha geçelim daha belirgin olsun bu da 4 bakacağım şimdi evet bir kez daha geçersek daha güzel olacak bence bu da 5 şimdi e, tam ortasından çıkaralım yani üç tane dikiş kullandık ya ortadaki dikişten delikten çıkaracağım. 1 2 3 dikiş kullanarak nakış yaptık. Bu ortadaki ikinci dikişten çıkardım. Şöyle çıkarıyorum. Şimdi aşağıya doğru şöyle bir çizgi çizelim. Buradan sayalım sıraları. 1 2 3 4. 4. sıradan iğneyi geçirelim ve buradan çıkaracağız yine. Az önce yaptığımız çalışmayı yapacağız. Evet düzeltelim şöyle oyuncağımızı. Şöyle. Evet. Şimdi burada ipleri artık bağlayabilirsiniz. Bağlayacağız. Ve keseceğiz. Sonra tığla da çekerek kaybedelim, saklayalım. Hop! Buradan da çekeceğim. Evet. Evet. Böylece nakışı da bitiriyorum arkadaşlar. Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şöyle kısa bir süre ekranda tutayım. Siz de çalışmanızda rahatlıkla karşılaştırabilirsiniz. Böyle görünecek. Evet arkadaşlar bütün çalışmalarımız bittiğine göre oyuncağımız hazır. Hepinizin eline sağlık. Sizleri tebrik ediyorum. Videomu ve kanalımı da desteklemek isterseniz arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Videolarımı izlediğiniz için de sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.